Müdürüm, öncelikle hoş geldiniz. Oksijen TV olarak video haber portalı adı altında yayına başlıyoruz. Bunun için değerli konuklarımız konuk ediyoruz stüdyomuzda. Bugün konuğumuz da sizsiniz. Gençlik Spor İl Müdürü olarak öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah. Televizyon hakkında ne diyeceksiniz? Evet, öncelikle biz birlikte devamlı çalıştığımız bir sektör biliyorsunuz. Spor sektörü, gençlik sektörü, yapmış olduğumuz faaliyetler, etkinlikler birebir paylaştığımız bir sektör burası. Tabii bu sadece görsel olarak vardı. Şimdi yayın hayatı da başladı. Bu da cevası olmuş oldu. Bizim en sevdiğimiz kurumlardan bir tanesidir bizim basın yayın sektörü. Bu manada zaten güçlüydünüz, biraz daha güçlendiniz. Sizin güçlü olmanız bizim tanıtımımızı, bizim gençlerimizi, sporcularımızı, etkinliklerimizin daha iyi şekilde tanıtılması ön plana çıkacak eminim. Bu manada güçlü bir aileniz var zaten. Güçlü olan ailenin kapsama alanı biraz daha gelişmiş oldu. Bu manada hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Daha güzel hizmetler vereceğinize, daha iyi hizmetler vereceğinize %100 inanıyoruz. Bunu şimdiden beri görüyoruz. Rabbim mahcup etmesin. İnşallah daha güzel etkinlikler, faaliyetler yapmayı nasip etsin inşallah. Peki müdürüm, uzun yıllardır Düzce'desiniz. Evet. Şu an Gençlik Spor İl Müdürü olarak devam ediyorsunuz ama üzerinize büyük dağ yüklendi. KYK'a da size bağlandı. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir açar mısınız? Şimdi teşekkür ediyorum. Evet, iki kurum vardı. Bir gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü vardı. Bir de KYK, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü vardı. Bakanlık bu iki kurumu birleşti, tek çatıya topladı. Tek çatıya toplayınca bu sefer ne oldu? İki aile birleşmiş olduk. Büyük bir aile olduk. İki küçük ailemiz vardı. Ailemiz birleşti, büyük ailemiz oldu. Tabii hizmet sektörü yoğun olan bir yer burası. Bir tarafta üniversite öğrencilerinin barındığı, üniversite öğrencilerinin faaliyetlerin yapıldığı ciddi bir sektör. Diğer tarafta da aynı şekilde hem gençlik faaliyetlerinin yapıldığı, hem sportif faaliyetlerin yapıldığı ikinci bir büyük bir aile. Tabii ikisi de çok hareketli olduğu için biz çok daha fazla hareketli olmamız gerekiyor. Bu manada biz yavaş yavaş o tempoya alışmaya çalışıyoruz. Bu aralar çok yoğunuz. Hem kurumları tanıyoruz. Kurumlar kendi arasında birbirini tanıyor ama mevcut haliyle iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir tarafta bir gençlik potansiyeli var. Genç var. Üniversite öğrencileri var. Bu üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere, gençlik faaliyetlere kanalize edilmesi durumu var. Bu tek elden yapılmış olmuş olması çok daha güzel sonuçlar verecek. Bir tarafta spor ailesi var. Bu spor ailesinin işte yapıyoruz buraya zaman zaman il dışından sporcu kafileleri geliyor, gruplar geliyor. Bunlar tabii otellerde falan kaldıkları zaman da kendilerine çok büyük bir ekonomik külfet getiriyor onlara. Ama bu ekonomik külfet ne olacak? Bu KYK'ların yurtlarını açmasıyla beraber biraz daha rahat hareket etmiş olacaklar. Yani ekonomik yönden biraz daha rahat hareket etmiş olacaklar. Bu manada iyi olacağını düşünüyoruz. Yine ekstra özür diliyorum. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin özellikle akşam 9'dan sonraki o saatlerde spor salonlarımızı, spor tesislerimizi onlara açacağız. Ve gençleri spor tesislerine taşıyacağız. Kendi arabalarımızdan ekstra yardım alarak, belediyeden de yardım alacağız falan. Onları spor salonlarına taşıyacağız. Gençlerimiz ne yapacak? Faaliyetlerini bu tip yerlerde kendilerini ne yapacaklar? İspatlayacaklar, oynayacaklar, eğlenecekler falan. Dolayısıyla iyi bir şey olacak, iyi olacak diye inanıyoruz. Peki müdürüm, şimdi kısa bir dönem değil, uzun bir dönemdi. Buradasınız. Düzce'de yaptıklarınız var, yapamadıklarınız var. Düzce'deki spor tesisleriyle ilgili yaptığınız veya yapamadığınız neler var? Düzce spor tesisi açısından diğer illere göre ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Düzce sonradan il olduğundan dolayı spor tesisleri açısından biraz zayıf olması bu kendini gösteriyor. Mesela bir Bolu'ya baktığımız zaman da biz Bolu'dan çıkmayız, Bolu'dan dolmayız diyelim. Bolu'nun bütün tesisleri bitmiş gibi. Çünkü zamanında yapılmış.
biz ilçeydik o zamanlar. Şimdiki bizim ilçeler gibi, mesela bir Cumayeli, bir Kaynaşlı ilçesi nasıldıysa biz de Bolu'nun ilçesiydik. Dolayısıyla il merkezinde daha fazla spor tesisi var. İl merkezinin dışındaki ilçeler daha az tesis var. Şu anda örneği de görünüyor. Tabii il olduktan sonra il merkezinde yeni yeni yatırımlar yapılmış. Allah devlete zeval vermesin. Yani bir yukarıdaki Düzce spor salonumuz, kalıcı konutlar bölgesindeki bir Düzce spor salonumuz nereden baksanız 15-16 milyon, yani eski parayla trilyon civarında bir tesisimiz oldu mesela. Beri tarafta gençlik merkezimiz yeni oldu. Efendime söyleyeyim, futbol sahamız yine hakeza genel bir bakım onarımdan geçti. Tabii il sonradan il olduğumuz için biraz ne oldu? Tesislerde biraz dezavantaj. Mecbur dezavantaj. Mesela 14 tane araba Bolu merkeze kaldı. Bize 2 tane araba geldi mesela. Yani burada bilen anlaşılabiliyor yani ne kadar şey olduğumuzu. Dolayısıyla niye böyle yaptı da diyemeyiz. Nihayetinde sonradan il oldu. Ama bu sonradan il olması hasebiyle biz geri kaldığımız yerleri kapatmaya çalışıyoruz. Devlet de sağ olsun devletimizin çizmiş olduğu yolda gidiyoruz. Devletimiz bize ne kadar yatırım verdiyse biz bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim taleplerimiz tabii ki var, ihtiyaçlarımız var. Mesela bir sporcu fabrikasına çok ihtiyacımız var. Sporcu fabrikası dediğimiz nedir? İçerisinde bireysel salonların olduğu, çocuklarımızın ve gençlerin daha çok antrenman yaptığı antrenman salonlarıdır. İçerisinde 9-10 tane, 12 tane spor salonu var içinde. Böyle 2 katlı, 3 katlı şekilde yapıtlar var. Bizim şu anda buna çok ihtiyacımız var. Mesela tribün altında yapıyoruz biz çalışmalarımızı. Bir kısmını da kalıcı konutlar bölgesinde bir gençlik merkezimiz oldu biliyorsunuz. İş merkezinden şeye çevirdik. Gençlik merkezine çevirdik biliyorsunuz. Mesela orada içinde spor salonları yaptık. Oralarda biz ne yapıyoruz? Değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama sporcu fabrikası olması durumunda ne olacak? Tribün altındaki o küçük salonlar, salonlarımız çok yeterli değil. Büyük olması gerekiyor mesela. O salonlarımızın yerine sporcu fabrikasımız olduğu zaman da bütün antrenmanlarımız orada olacak. Yani sporcularımız hepsi oraya gidecek. Basketçisi de, haltercisi, güreşçisi, belli saatlerde oraya çocuklarımız, gençlerimiz akacak. Eğitimlerini alacak. Ondan sonra dönecekler. Peki müdürüm, şimdi Düzce büyük bir potansiyel. Önemli bir şey daha söyleyeyim. Sadece sporcu fabrikası yeterli değil. Tabii. Bunun yanında atletizm pistimiz de lazım mesela. Bizim şu anda mevcutta bir atletizm pistimiz yok. Bir de biliyorsunuz bir tribün ihtiyacı var zaten. Bunu zaten herkes biliyor. Biz bilinmeyen taraflarını söylüyoruz daha çok. Sporcu fabrikası ve atletizm pistinin bir elzem olduğu aşikar. Peki müdürüm, şimdi Düzce'de biliyorsunuz bir tek futbol daha revaçta. Evet. Ve Nurettin Zafer Stadı'nda aynı anda 5-6 tane takım çalışma yapıyor. Evet. Bir onu soracağım. Bir de bitmemiş olan tesislerimiz var. Evet. İhalesi yapılmış ama bitmemiş. Bu tesislerle ilgili soracağım. Şimdi semt sahası olarak yapmayı düşündüğünüz yerler var mı? Çünkü bunlar çok önemli. Semt sahası yok. 5-6 takım bir arada çalışıyor. Ve şimdi, başarı gelmiyor tabii haliyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hakikaten futbol potansiyeli Düzce'de çok yüksek. Yani futbolu ayrı bir seviyorlar. Bir Bolu'ya baktığımız zaman da 14 tane kulüp var. Bizde 75 tane kulüp var yani işin içinde olan. Bu kulüplerin de çoğu da merkezde olduğu için bu sefer herkes ne yapıyor? Merkezde antrenman yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü merkezde bu takımların çoğu. Hal böyle olunca merkezdeki Nurettin Zafer ne oluyor? Çok fazla kişinin talep ettiği yer oluyor. Aslında bizim yukarıda 2 tane daha sahamız var. Mesela o 2 tane sahayı çok fazla talep etmiyorlar. Niye? Merkezden çok uzakta olduğu için. Merkez olduğu için buranın herkesin kolayına geliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz otobüse, minibüse bindiği zaman da çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Dolayısıyla tabii buradaki tesisin merkezde olması revacı artırıyor. Yani insanların talebini arttırıyor. Arttırınca bu sefer biz de diyoruz ki yukarıda yerimiz var, yok olmaz. Biz oraya gitmeyelim, biz burada çalışalım. Bu sefer sahayı bölmek zorunda kalıyoruz. Mecburen kalıyoruz. Gönül ister ki tek takım orada çalışsın. Mesela ilçelerimizde böyle bir sorun yok. İlçelerde her ilçede bir spor salonu var. Çilimli ilçesinde mesela sadece yapılmadı. Bir de Boğaziçi beldesi. Onlar da ihalesi yapılmıştı biliyorsunuz ama ne oldu? Firma yapamayacağı için
fesih kararı aldık. Şimdi yeni baştan ihaleye çıkacağız. Şimdi ilçelerde bu sorunumuz yok. Ne oluyor? Tek saha olduğu için, takım da çok fazla olmadığı için çok rahat idman da yapabiliyorlar, antrenman da yapabiliyorlar. Merkezde çok fazla olduğu için yer ihtiyacımız var. Peki yapmayı düşünüyor muyuz? Bizim taleplerimizin arasında bir de aynı şekilde şu var, vatandaşın da talebi bu yönde. Kalıcı konutlar bölgesinde bir futbol sahası yapılması ile ilgili talebimiz var. Gerçekten büyük ihtiyaç o. Tabii. Yani o oraya bölgeye olacak. De hitap etmiş oluyor. Yani orada bir şey var. Yani orada bir potansiyel var. Ciddi bir potansiyel var. O potansiyelin de ne yapılması gerekiyor? Enerjisinin orada tüketilmesi gerekiyor. Orada yapmayı düşündüğümüz bir yer var. Var. Ama tabii bu biraz biliyorsunuz hükümetlerin biraz da kendi şeylerine, programına alakalı bir şey. O yüzden biz taleplerimizi bulunduk. Bu konu hakkında milletvekillerimize de bilgilendirdik. Onların da bilgileri var. İnşallah bu şekilde yukarıda bir sahada yapabilirsek, ilçelerdeki Çilimli ve Boğaziçi futbol sahasını da bitirecek olursak bizim için bir nefes alma gibi olacak. Rahat bir nefes alma gibi olacak. İnşallah bunları yaparsak biraz daha rahatlamış oluruz. Efendim şimdi Düzce Stad, 18 Temmuz Stadı evet. Biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm alanında kalacak. Daha sonra bir stadyum yapılması düşünüyordu. Fakat düşünülen stadyum henüz yapılmadı. Jiralık tesislerindeki bir stadımız var. Atıl durumda. Artı Çilimli aynı şekilde duruyor. Bunlarla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Şimdi stadla ilgili yani bir çalışma var. Bir çalışma var ama yani buradaki genel müdürlük bu konu hakkında ne yapacak, ne edecek biz bilemiyoruz. Biz taleplerimizi bildiririz. Genel müdürlük kendi bütçesi doğrultusunda, kendi imkanları doğrultusunda illere şeyleri, ödeneklerini ayırır. Bu konu hakkında genel müdürlük bu sene yatırım almadı. Yani yatırım içine girmedi. Daha çok bakım onarım içine girdiler. Çünkü eskisi gibi değil. Artık tesislerimiz çok fazla çoğaldı. Yani 1'e 10 diyebiliriz yani. Tesisler o denize çoğaldı. Tabii bu tesisler çoğalınca ihtiyaçlar da çoğalmaya başladı. Giderler çoğalmaya başladı. Elektriğidir, suyudur, temizlikçi gideriydir, teknik eleman sorunlarıdır. Bunlar hepsi beraberinde, akabinde gelen şeyler. Bunlar tabii ne oluyor? Belli bir noktada etkileyebiliyor, bütçeyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla ona göre bir hesap yapılmış. Bir de mevcut olan eski tesislerin de bakım onarımı da gerekiyor. Mesela biz bu sene iki tane spor salonumuz bakım onarımını yaptık. Mesela Çilimli ve Çilimli ve Gölyaka. Çilimli ve Gölyaka bakım onarımını yaptık. Şimdi onları da ne yapıyor? Belli bir bütçe gerekiyor onlara. Dolayısıyla biz arz ve taleplerimizi yapıyoruz. Genel müdürlük kendi bütçeleri doğrultusunda, kendi imkanları doğrultusunda bizlere şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz gibisinden bize ne yapıyorlar? Yol gösteriyorlar. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Peki, son sorumuz olsun müdürüm. Şimdi biliyorsunuz salon sporlarında da Düzce belli bir mesafe kat etti. Evet. Voleybol olsun, futbol, basketbol olsun, handbol, diğer branşlar da olsun. Fakat hepsi 18 Temmuz stadında olması mümkün değil. Evet. Kalıcı konutlar Düzce spor salonunda müsabakalar oluyor. Evet. Fakat buraya talep çok az. Neden? İnsanlar oralara gitmek istemiyorlar. 18 Temmuz stadında kalmak istiyorlar. 18 Temmuz salonunda kalmak istiyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim yani Düzce spor salonu, kalıcı konutlar bölgesindeki Düzce spor salonumuz son sistem yapılmış bir spor salonu. Yani olması gereken ne varsa spor adına yani salon adına ne varsa orada yapılmış şu anda. Bir sıkıntımız yok. Mükemmel bir spor salonu. Şimdi bu spor salonu merkezde olmuş olsaydı tabii çok daha farklı olabilirdi ama merkezde yaptığımız zaman da bir nevi stadyum gibi olurdu yani. Böyle merkezi bir yerde yaptığın zaman da çok sorun olurdu, problem olurdu. O zaman şunu düşünülmüş o zamanki idarecilerimiz. Kalıcı konutlar bölgesinde ciddi bir potansiyel var. Az önce söylediğimiz gibi ciddi bir potansiyel var. Genç kitle var. Spor yapma ihtiyacı olan insanlar var. O bölgeye bir spor salonu yapalım dendi. O spor salonu orada yapıldı. Yapılmış oldu, kötü mü oldu? Çok iyi oldu. Merkezin dışında olması il dışı faaliyetler için çok birebir olmuş. Yani harika bir şey olmuş. İl dışından gelen takımlarımızı biz mesela ağırlıklı olarak yukarıda maç yaptırıyoruz. Gerek otopark sorunu hiç yaşamıyoruz.
Otopark sorunu hiç yaşamıyoruz orada. Ama burada olsa çok ciddi sorunlar yaşıyoruz mesela. Orada onun olması avantajları var, dezavantajları da var. Buradaki salon mesela handball sahası yok. Standardı bir tek basketbol, voleybol standardına uygun bir spor salonu. Basket standardı da yok aslında burada. Maç yapılıyor ama idareten yapılıyor burada. Dolayısıyla burada büyük bir salon olmuş olsa çok daha farklı olabilir tabii. İşleyiş biraz daha iyi olabilirdi ama mevcut şartlarda salonumuz neyse biz bunu ne yapıyoruz? En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada il merkezinde okul sporlarında özellikle yukarıya çok çıkmak istemiyorlar. Niye? Merkez olduğu için. Az önce de bahsettik. Futbol sahası. Her takım burada oynamak istiyor. Niye? Merkezi olduğu için. Yani Mişralı'ya gitmek istemiyor. Kalıcı konutlar bölgesinde olsa bile, yapsak bile buradan kimse kalıcı konutlar bölgesi çıkmaz. Çıkmaz yani. İşte aynı şekilde bu spor salonunda da aynı mantık var. İstiyorlar ki hep burada olsun. İlçeden gelen de otobüste gelince burada iniyor. Köyde, mahalleden gelenler de direkt buraya geliyor. Dolayısıyla onlar için en rahat nasıl ulaşım varsa o onlara öyle keyifli geliyor. Yoksa standarda baktığımız zaman da yukarıki salon buradaki salonun 10-100 kat daha kapasiteli ve daha standarda uygun bir spor salonumuz. Ama yapacak bir şey yok. Mevcut haliyle biz devam ettiriyoruz, götürüyoruz. Ya, ilerleyen zamanlarda bir başka salonda olabilir mi? Olabilir. Yani hastane bölgesinin oralarında olabilir. Olabilir yani. Peki müdürüm, bugün bizi onurlandırdınız. Estağfurullah. Bunun için çok teşekkür ederiz. Biz de. Bundan sonraki günlerde tekrar sizi burada konuk etmek isteriz. Evet. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Oksijen ailesi biz de, olarak. Biz de sizden şunu istiyoruz, istirham ediyoruz. Biz bütün maçlarımızı ekranlarınıza taşırsanız, çocuklarımızı, gençlerimizi, başarılı olan öğrencilerimizi veyahut da herhangi bir etkinliğimizi ekranlarınıza taşıyacak olursanız bizim için çok büyük bir memnuniyet sebebi olur. Neden? Şurada çocuğun kendi resmini görmesi, şurada çocuğun kendi resmini görmesi, ekranlarda oynadığı maçın sergilenmiş olması onu ciddi manada etkiliyor. Çok ciddi manada etkiliyor ve olumlu dönütler alıyoruz biz. Olumlu dönütler alıyoruz. O yüzden biz basın yayın sektörünü çok önemsiyoruz. Sağ olsun bize en fazla da yardımcı olanlardan bir tanesi sizsiniz. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bütün sahalarımızda, bütün maçlarımızda bir bakıyoruz Hüseyin abi orada. Bu manada size özellikle teşekkür ediyoruz. Bizi ihmal etmiyorsunuz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ihmal etmiyorsunuz. Bunun sonuçları işte az önce siz de bahsettiniz. Bak başarılı olan sporcularımızın sayısı her geçen gün arttı. Nasıl arttı? Birkaç sebepleri var bunların. İyi pazarlamak, iyi tesisin olması, iyi hocaların olması. Bunlar hepsi birleşince başarı ortaya çıkıyor. Bu manada sizden de bunu istiyoruz, bunu arzu ediyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi şu ekranlarda, şu resimlerde çok fazla sergileyecek olursanız onlar için bir iltifat olur. Onlar için bir güzel bir Ne olur? Anı olur. Kendilerini destekler bir şey olur. Bu manada sizden bunu istirham ediyoruz. Yayın hayatınızda başarılar diliyoruz. Biz inanıyoruz ki Oksijen Medya gazetelerde olduğu gibi dijital ortamda da çok başarılı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü aile olarak Oksijen ailesi güçlü bir aile. Bu manada inşallah başarılı olursunuz. Olacağınıza da %100 inanıyoruz. En güzel günler hepimizin olsun diye. Teşekkür ederim müdürüm. Bugünkü konuğumuz Gençlik Spor İl Müdürümüz Gençlik Fevzullah Dereci'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Daha sonraki programlarda tekrar kendisini aramızda görmekten gurur duyacağımızı kendisinin bilmesini isteriz.